Yasemin Dünyası'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir tarifle yine karşınızdayım. Ekmek makarnası yapacağız. Bunun için köy ekmeğim var, böyle iki dilim olacak bu. Burada 2,5 yemek kaşığı dartım var. Kettle'da suyum kaynıyor. Tencerede ekmeğimi haşlayacağım. Dartının içerisine ayrıyeten sıvı yağ da koyacağım. Ekmekleri haşladıktan sonra üstüne dartı koyacağım. Hemen yapımına başlayalım. Ekmeği şöyle kesmeye başlayayım ben. Şöyle küçük küçük lokmalık yapacağım ekmekleri. Ekmek kuru olursa daha iyi olur arkadaşlar. Ben size göstermek için biraz kuruttum ekmeğimi. Şöyle yapıyorum. Bunu kendiniz de evde yapabilirsiniz. Normal ev ekmeği yoğurup da şöyle şöyle yapalım. Küp küp yapalım. Hemen haşlayacağım. Şöyle. Lezzetli oluyor arkadaşlar bu da. Bu ekmek makarnasını ben hiç normal fırın ekmeğiyle denemedim. O yüzden hani soranlar olabilir, acaba fırın ekmeğiyle olur mu diye. Onu denemediğim için bir şey diyemeyeceğim ama yumuşak olacağını düşünüyorum ben. Kuru ekmek olursa daha iyi olur. Şöyle. Şunları da keseyim hemen. Ekmekleri fazla suda kaynatmayacağım. Yumuşaklığına göre dakika tutacağım. Yumuşaklığına göre alacağım yumuşadığı zaman tencereden. Size söylerim ne kadar suda tuttuğumu. Kırıntılarını da ziyan etmeyelim. Hemen şöyle koyalım üstüne. Kettle'da da suyumuz kaynıyor. Hemen koyacağım içerisine. Ekmeklerimiz de böyle oldu. Evet, suyumuz kaynadı. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Şöyle koyalım. Şöyle bir karıştıralım. Tuzu erisin. Ve içerisine ekmeklerimi atıyorum. Şöyle atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamdır. Evet, dakikayla sayıyorum. Şöyle bakalım. Bayağı yumuşamışlar. Saniye kadar beklettim ekmeği. Hemen süzeceğim. Şöyle süzüyorum. Evet, tamamdır bu. Burada beklerken bir taraftan da dartılı yağını yapacağım ben. Evet, dartısının içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağdan koydum. Şöyle ocağın altını açtım. Bunu eriteceğim. Şöyle güzel erisin. Dartı tarifini ben kanalımda paylaşmıştım arkadaşlar. Merak eden olabilirse oradan bakabilir. Belki merak eden olur.
süt kaymağından yapılıyor. Normalde süt kaymağından biliriz hani tereyağı oluyor. Aynı şekilde dartı da oluyor o tereyağı gibi. Sütün kaymağını biriktirip güzel bir şekilde kaynatıyoruz. Böyle dartı oluyor. Evet, bayağı eridi dartımız. Biraz kaynasın. Daha sonra altını kapatacağım. Ekmeğimizin üstüne koyacağım. Şöyle karıştıralım bir taraftan. Üstümüze de sıçrayabilir bu esnada. Dikkat edelim lütfen yaparken. Evet, bu oldu. Şimdi altını kapatıyorum. Ekmek makarnasını borcamın içine koyacağım. Evet, ekmeği hemen içerisine aldım. Böyle oldu. Şöyle bir üstünü düzeltelim. Şu düzelttim. Bayatlayan köy ekmeğimizi bu şekilde değerlendirebiliriz. Çok güzel bir lezzet oluyor arkadaşlar. Şöyle üstüne şimdi gezdiriyorum. Dartımı şöyle gezdireyim. Evet. Dartı zaten başlı başına çok güzel bir yiyecek. Bunu makarnalarda, yumurtada, özellikle yumurtada da çok güzel oluyor. Dartılı yumurta. Keşkeğin üzerinde, hani normalde hep keşkeğin üzerine tereyağı koyulur. Biz keşkeğin üstüne dartı koyarız arkadaşlar. Bizde dartı meşhurdur. Şöyle kalan yağını da şöyle gezdireyim. Hatta şurada ekmekten de alayım. Üstüne şöyle bir gezdireyim. Ekmeği. Evet, 5 dakikada hemen hazırlanan bir yiyecek. Makarna. Çok güzel bir yemek tarifi. Yapan deneyen herkese afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, destek vermeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda, vloglarda, yemek tariflerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.